Efendim iyi akşamlar. Kanal İzmir ekranlarında yayınlanan Bir Toprağın Teri programından daha hepinize kucak dolusu selamlar. Efendim, Türkiye'nin tek tarım programı yapan televizyon kanalı olarak Kanal İzmir ekranlarında bu akşam çok önemli bir konuyu yine gündeme getireceğiz. Bir ilçe tarımından başlayıp Türkiye tarımına doğru gideceğiz. Tabii tek tarım programı derken ihtisas tarım kanallarını bahsetmiyorum. İhtisas kanalları dışında tek tarım programı yapan Kanal İzmir Televizyonu ve tek tarım programı olan Toprağın Terindesiniz. Her perşembe saat 18'de kimseye randevu vermeyin. Tarıma dair, tüketime dair, gıdaya dair öğrenmek istediklerinizi işte bu ekranlarda, bu televizyon programında öğrenebilirsiniz. Efendim çok değerli bir konuğum var bu akşam. Bir ilçeden başlayarak Türkiye'ye doğru gideceğiz dedik. Hangi alanda? Tarım alanında. Evet, bu akşam çok değerli konuğum Selçuk Ziraat Odası Başkanı Sayın İbrahim Erdallı. Aynı zamanda İbrahim Erdallı İzmir Tarım Grubu üyesi. Başka özellikleri de var, ben kendisini anlatmak istiyorum. Selçuk'ta yaşayan bir çiftçi. Dolayısıyla benim de hemşerimse, ben de Kuşadalıyım. Selçuk Kuşadası birbirine zaten çok yakın biliyorsunuz. Ama biz bütün aile olarak pazarımızı Selçuk'ta yaparız. Kuşadası pazarında değil, Selçuk pazarında yaparız. Muhteşem bir pazarda Selçuk pazarı. Tavsiye ediyorum. Gerçekten tertemiz bir pazar yeri ve insanlar da gerçekten çok temiz, ürünler çok temizdir. Çok kaliteli ürünler orada satılır ve Selçuk'ta yetiştirilen ürünler de o tezgahlarda satılır. Efendim işte Selçuk tarımını konuşup oradan, İzmir tarımı oradan da Türkiye tarımına doğru bir yolculuk yapmak istiyoruz. Evet, konuğum biraz önce belirttiğim gibi Sayın İbrahim Erdallı. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani bir konuyu eksik bıraktınız. Aynı zamanda İzmir Ziraat Odası İl Koordinasyon Kurulu i̇şte, başkanıyım. Yani işte eksik bıraktım. Söyleteceğim dedim. Evet, dedim ya başka şeyleri de var, söyleteceğim dedim. İbrahim Başkan söyledi, biliyorum ben. Aynen. Aynen. İzmir Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu başkanıyım. Evet. Yani Selçuk tarımı derken şimdi televizyon kanallarında ve dünya literatürüne bakarsa Selçuk bir turizm kenti olarak görünür. Herkes işte Selçuk'u Efes'iyle, Meyremanası'yla tanır ama Selçuk'ta gerçekten yani öyle bir bereketli topraklarımız var ki yıl 12 ay neredeyse her ürünü alabileceğimiz. Küçük Menderes değil mi? Evet, Küçük Menderes. Yani Küçük Menderes'in denize döküldüğü noktadayız. O bölge, o nokta. Yani öyle bir ürünlerimiz var ki hiç yani ihracata gitmeyen ürünümüz yok desen, yok denilecek kadar. Bugün ilçemizde Türkiye'de ilk nar hasatı Selçuk'ta başlıyor. Mesela yani en erken nar Selçuk'ta oluyor ve en kaliteli nar Selçuk'ta oluyor. Bu nar hasatı derken nar arazileri daha önce Selçuk bir pamukçu memleketiydi. Evet, evet. Şu anda pamuk tamamen ilçemizden çekildi. İşte 3000 dekar kadar bir pamuk alanlarımız var. Yani pamuk bizim ilimizin, bugün Melemen'in, Söke'nin, çevre ilçe illerimizin de sorunları ama Selçuk'ta Selçuklu pamuktan çok uzun yıllar önce bir vazgeçti. Meyve bahçesine döndü. Bana göre de çiftçi iyi bir yol izledi. Yani kabuk değiştirdi çiftçi. Aynı anlamda yani Selçuk çiftçisi. Sadece tabii pamukla kalmıyor. Narla kalmıyor. Bizim ana ürünümüz, eski meyve bahçelerimiz şeftali ve mandalindi. Peki şeye sorayım. Nar hangi çeşit nar üretiliyor? Hicaz narı. Hicaz narı dediğinden nar, evet. Hicaz narı tamamı neredeyse ihracata gidiyor. Yani Selçuk'ta 15 bin dekar üzerinde nar arazileri var. Tamamı ihracata giden ve Türkiye'de nar ihracatı Selçuk'tan başlıyor. Daha sonra bu güzergahta işte Aydın, Denizli, Antalya, yani Adana, Mersin'den bile önce nar başlıyor. Halbuki daha evvel biz şunu biliriz. Mesela tarım ürünlerinin büyük bir çoğunluğu önce güneyden başlar. Çünkü güney sıcaktır. İşte Antalya, Adana'dan başlar. Sonra yukarıya doğru gelir. Burada narda tam narda, narda öyle bir marka oldu. Selçuk bu konuda o zaman lider o zaman. Lider. İlk narın ihracatı çıktı, yapan. Narın ihracatının yapıldığı, Hicaz narın ihracatı yapıldığı bölge. Aynı zamanda nar olan arazilerimiz Ayva'ya da Ege 22'si Melemen araştırma çeşidinin bir ürettiği bir ayva çeşidi var. Ayva'ya da çok uyumlu bir arazilerimiz var. Ege 22 ayvası mesela yani çok iyi bir ihracatı olan bir ayva çeşidimiz. Yani ayva da ihraç ediliyor. Ayva da ihraç ediliyor. Onun dışında narenciye zaten hepimizin bildiği yani Selçuk narenciyesi ve
yurt dışında da İzmir narenciyesi olarak adlandırılır. Tamam, ihracata gidiyor. Peki şöyle bir şey var mı başkanım? Mesela Seferihisar mandalinası, Gümüldür mandalinası, mesela Selçuk mandalinası diyebilir miyim? Mesela onlardan farklı mıdır Selçuk mandalinası? Şöyle söyleyeyim. Yani Seferihisar mandalinası veyahut da Gümüldür mandalinası hepsi aynı eksende. Selçuk da aynı eksende. Şimdi alan olarak Seferihisar, Gümüldür bizlere göre biraz daha erkencilik yaratabiliyor ama bizim şu anda halen daha bizim mandalina kesimi devam ediyor. Yani yılbaşından sonraya da kalsa biz de ağaç dalında koruyabiliyoruz ama Seferihisar, Gümüldür'de bu sıkıntılar yaşıyor, kendim de bir mandalina üreticisi olarak. Yani mandalina da çok yüksek ihracatı olan bir ürün. Onun yanında mesela şöyle söyleyeyim, şeftaliden şimdi izleyicilerimiz bahsedecek. Yani Selçuk şeftalisiyle de meşhurdur diye. Yani şeftali festivallerini de düzenliyoruz. Şeftali'de de Adana Mersin bölgesinde yarışır duruma geldi. Şu anda erkencilikte Şeftali'de. Ne güzel. Bir de karpuz var, Selçuk karpuzu. Karpuzumuz, eski karpuzlarımız kalmadı ama artık. Sadece var değil mi böyle bir şey var. Selçuk karpuzu? Selçuk şey karpuzu var. Bizim çocukluğumuzda bu incir bahçelerinin söküldüğü dönemlerde yani Selçuk karpuzu çok öne çıkmış. Hatta yani her zaman söylerim, yani büyük şehirlerde eski manavların tabelalarında bile Selçuk karpuzu yazar. Ama maalesef eski karpuzlarımız kalmadı. Peki şeyi soracağım ya, bu anladığım kadarıyla Selçuk'taki tarımın dinamosu ihracat anladığım kadarıyla. Yani işte iş tüketime de tabii pazara da veriliyor ama ihracat da öne çıkıyor. Mesela hangi ülkede ihracat yapılıyor daha çok? Yani en zor bir ülke şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin tamamına gönderiyoruz. İşte Balkanlara gönderiyoruz, yani Rusya'ya gönderiyoruz. Türkiye'nin, işte dünyanın her yerine en zor ülke geçen yıl, yani aynı gün, yani İsrail'e hazırlanan bir ayva tırı aynı gün tekrardan değişiklik yapıp Hollanda'ya gönderilmişti. Yani o kadar söyleyeyim. Bütün dünyanın her yerine gidiyor, ihracat yapılıyor. O zaman beğeniliyor. İhracatın beşiği denilecek bir noktada işte ilçe belediyemizin, Selçuk Belediyesi'nin bünyesinde çalışan, daha önceden kurulan bir depo Efes'te, bölgenin en büyük soğuk hava deposu var ilçemizde. Yani tamamen çiftçilerimize hizmet ediyor. Aynı zamanda tüccarlara da burada yer veriliyor işte. Bölgenin tüccarları geliyor bu depo Efes'te, çiftçi ürünü depo Efes'e getiriyor. Orada ya ürünü satıyor, satamazsa da çiftçinin en büyük güvenli bir limanı depo Efes. Satamadığı ürünü orada bekletiyor. Orada bekletiyor, soğuk havaya koyuyor. Bir ve alıcı da ne yapıyor? Yani ben Selçuk ilçesine gittim mi depo Efes'te istediğim kalitede istediğim ürünü bulabilirim. Yani şeyin yoluyla geliyor ilçemize. Selçuk'un neresinde bu depo Efes, depo neresinde? Selçuk'un İzmir tarafından girişinde Halbin Ağları'na birlikte ilk girişte, ilk kavşaktadır yani Selçuk'un girişinde. Büyük bir tesis. Yani ilçe belediyemizin çalıştırdığı, büyükşehirle ortak daha önce yapılan bir proje. Yani hem soğuk hava ve paketleme olan bir yer. Yani daha önce Aziz Kocaoğlu döneminde herhalde. Aziz Kocaoğlu döneminde yapıldı. Bu şey. Peki mesela son zamanlarda ben şunu görüyorum, mesela özellikle şu son belediye seçimlerinden sonra Filiz Hanım belediye başkanı olduktan sonra mesela hep Efes Selçuk diye söyleniyor. Mesela eskiden biz Selçuk bildik. Selçuk belediye veya Selçuk derken şimdi Efes Selçuk'tu. Yani bu belki resmi olarak böyle değil ama bütün söylemlerde Efes Selçuk olarak ifade ediyor. Evet. Bunun nedenini ben biliyorum. Bunun nedeni siz de biliyorsunuz. Nedir bunun nedeni? Yani bunun nedeni, yani Efes Selçuk, şimdi daha önceki yıllarda bizim sıkıntıya girdiğimiz işte Kuşadası'na yakın olmamızla birlikte daha önce Kuşadası Efes'i sahiplenmeye çalıştığı dönemler olmuştu. Hani Kuşadası ilçesinin mi Selçuk mu? Onun için Efes Selçuk. Bir de insanlar oldu muhtemelen ve yani Efes, dünya biliyor artık Efes'i. Evet tabii. O mesela muhtemelen insanlar birçoğu da Efes'in Kuşadası'na bağlı olduğunu düşünüyordu. Evet. Dolayısıyla Efes Selçuk şeklinde söylenmesi bence doğru, doğru bir şey. Çünkü doğru. Ben işte Filiz Hanım'la bundan işte belediye başkanıyla görüşmeler hepsi Selçuk Efes dedim, niye böyle söylüyorsun? O bana anlatmıştı. Yani mantıklı, çünkü doğru. Selçuk ilçesine bağlı. Mesela sevgili seyirci, Selçuk ilçesi, hani biz Ziraat Odası Başkanımızı buraya davet ettik ama yani Selçuk dediğimiz zaman sadece tarım değil. Mesela işte Meryem Ana, Efes ve Şirince köyü var. Şirince köyü var. Yani meşhur. İşte bir ara deprem dediler ki işte deprem olacak, bir tek Şirince'de oldu. İnsanlar evet. Geldi. Kıyamet kopacak dediler. İnsanlar geldi. Dolayısıyla Selçuk içi de çok güzel. Turistik anlamı da çok güzel. Güzel pazarı var.
evleri falan çok güzel. Sakin mesela Kuşadası, Kalabalık, Selçuk çok güzel. Mesela sahili var, Pamucak sahili. Pamucak sahili. Yani deniz 7, var. 7 kilometre uzunluğunda aynen. Bir sahil var. Yani deniz var. Tarih var. Tarih var. Sakinlik var. Mesela ben sakin kenttir. Gerçekten. O bölgenin en sakin ilçesi. Göç almayan bir yerdir. Göç almayan bir yer. Dediğiniz gibi tarım var. Mesela Selçuk içinde yaşayan da tarım yapan insanlar var. Evet. Yani tarım da mesela başkanı. Tarım olmazsa olmazdır Selçuk. Gerçekten yani öyle güzel topraklarımız var ki yani dünyanın dört bir tarafına ihracat yapılan ürünlerimiz ilçemize yetişiyor. Yani çiftçimizin yetiştirdiği bir ürün. Acaba ben bunu satamam mı düşüncesi yok bir kere. O konuda yani şanslı bir ilçedeyiz. Peki mesela o güzelim Selçuk pazarını ben çok seviyorum ve işte yazın zaten her hafta orada. Sizi de karşılaştık bir kere. Kahvede Yeşil'in kahvesi vardı meşhur. Orada meşhur pazarın içerisinde. Orada karşılaşmıştım başkanımla. Mesela bu pazardaki ürünler genelde Selçuk'tan mı tezgahlara gelir? Selçuk ürünleri mi ağırlıklı olarak? Neredeyse %90'ı Selçuk'tan. Öyle mi? Yani Selçuk ve çevre köylerinden yani yakın yani Selçuk'a yakın yerlerden geliyor. Ama mesela başkanım Şirince de çok yani mesela şunu da sevgili seyirciler bilmiyor. Şirince dediğiniz zaman turistik. Halbuki Şirince çok müthiş bir tarım var. Tabii. Şirince mesela Selçuk tezgah soruyorsun nerenin şeftali? Diyor ki Şirince şeftalisi. Evet. Değil mi? Şirince'de de gerçekten. Ya bayağı iyi bir tarım var Şirince'de. Şirince'de turizm sonradan geldi. Evet, evet. Yani daha önce komple tarımdı. Doğru. Yani Şirince'nin geçimi, üzümü doğru. Meşhur. Mesela ilçemizin coğrafi işaret de almıştır. Osmanca üzümü vardır. Evet. Yani evet, hatta sizin meşhur. Köyünüze çok yakın Gökçeala köyünde bu sene festivali yapıldı. Oradaydım. Yani Osmanca üzümü yani bizim bölgemizin en önemli üzümlerinden yani marka bir şeydir aynen, üzümü. Aynen. Çok güzel bir üzüm çeşidi. Aynen. Bizim köyde de yetişiyor. Ama esas merkez dediğin Gökçeala. Gökçeala, Şirince ve Gökçeala. O civarda. Biz Burgaz diyoruz. Hatta cuma biz babam zeytinyağı üreticisi benim. Yağları orada sık duruyoruz biz Gökçeala'da. Eski muhtar. Evet. Kaşif. Ha, hafta sonu cumartesi günü Kaşif'le birlikte epey konuştuk. Kaşif'le bu hatta orada da bu konu gündeme geldi. Bu Osmanlıca üzümü orada Osmanlıca üzümü marka yani bir marka ve daha çok jeotermal üzerinden bu yılda ilk defa yani bir tır ihracata gönderildi çok Osmanlıca iyi. Üzümü. Bir de orada şöyle bir risk var işte tabi Selçuk işte Gökçeala'dan bir başlı Kirazlı mesela yanında Kuşadası'na bağlı. Evet. Çınar Kuşadası'na bağlı, bizim köy Kuşadası'na bağlı. Gökçeala Selçuk'a bağlı, Çamlık Selçuk'a bağlı. Evet. Böyle aşağı doğru gidiyor. İşte aşağıda Acarlar var. Acarlar var. Onun havuççuluğu var mesela bir altta da. Ama şöyle bir risk oluşmaya başlıyor. Jeotermal biliyorsunuz Aydın'da bela. Şimdi o taraflarda şimdi da Selçuk'a daha önce yani jeotermal gelecekmiş gibi Belevi bölgesinden bizi biraz baskın çıktı bu iş. Şu ana kadar yani arama izni verilecek falan çok şükür öyle bir şeyle karşılaşmadık. Daha önce Gökçeala'na bir arama izni vardı. Aynen. O da iptal. Aynı zamanda ben Toprak Koruma Kurulu üyesiyim. Yani İzmir'in. Yani İzmir'e gelen şeylerden haberlerimiz oluyor ama daha önce Gökçeala'na gelen orada da şu anda durdu. Eğer öyle bir jeotermal gelirse bizim ilçemizi mahveder. Zaten aynen. Yani küçük bir ilçe. Sakin yani jeotermal olması gereken yerlerde yapılmalı. Bugün Germencik'teki jeotermalın o bölgedeki tarım arazilerine verdiği tahribatı görüyoruz. Tamam mutlaka olmalı o enerji de ama yani uygun yerlerde olmalı. Tabii doğru söylüyorum. Ben İnsan yani, yaşamının uzak olduğu yerlerde. Jeotermal yerine keşke o alanlarda mesela güneş enerjisine yapılsa. Jeotermal çünkü çok büyük zararlar ödediğiniz çok gibi. Büyük yani tarımı şimdi tamamen bitiriyor. Aynen, mesela aynı bölgede aynen. Rüzgar gülleri var. Evet. Yani şimdi İzmir'in birçok ilçelerinde var. Çok aşırı derecede var ama bugün şimdi Meyraman'ın dibinde şu anda 5 tane biliyorum 5 tane var. Hı. Yani bu resler devam ederse bunlar da ilçe, bunlar da tarımı tehdit ediyor. Evet. Yani bana göre tarım alanlarından uzak, yaşamdan uzak olan yerlerde olması lazım. Aynen. Oradaki ekolojik yapıyı korumak lazım. Doğru. İşte bununla ilgili en şeyi, gerçi hani güneş tarlı bazı, gerçi mesela Avrupa'da çok güneş enerjisi sistemleri, çünkü Avrupa'da güneş olmazsa kuruyor. Mesela Almanya sevgilisi 2030 yılında tamamen yenilenebilir enerjiye geçecek. Sanayi ve evdeki tüketimleri yenilenebilir enerjiye karşılayacak. Güneş olmadan çok güneş panelleri kuruyorlar onlar. Bu da çorak topraklarda yapıyorlar. Mesela bizde de başladı güneş var. Mesela jeotermal yenilenebilir enerji, güneş enerji sistemleri yani bizde de yani
atıl olan arazilerde bu güneş enerjisi kullanılabilir. O dediğin şeyi de biliyorum. Bizim köyden çünkü görünüyor rüzgar gülür. Geçen gün bir tanesi mesela şeyi kanadı kırık. Çalışmıyordu. Evet. Bilmiş sonra baktım başladı. Dolayısıyla bu tür şeyler gerçekten tarımı tehdit ediyor. Çünkü neden? Şundan sonra. Şimdi Selçuk'taki kurulanların yani 3 kilometre kuş uçumu Ece Sultan var. Bir köy var. Ece o köydekiler rahatsız oluyor. Kuzey aksına bakarsan hemen altında Meryem Ana var. Yani bugün Meryem Ana'yı ziyarete gelen onunla karşılaşması bana göre yani hoş değil yani. Tepede bile tam hani diyorlar kuşların geçiş yolu. Evet kuşların geçiş yolları arada yani oradaki ekolojik dengeyi bozduğunu. Evet bir de mesela orada bir yol var Çamlık'la arası durdu. Durdu. Mesela Selçuk'ta Çamlık'la. Şu anda başladı. Başladı mı? Aydın yolu başladı. Başladı. Çünkü geçen gün ben cumartesi günü işte geldiğimde Selçuk'tan işte Çamlık'a doğru giderken baktım bir tali bir şeridi temizlemişler. Başladı. Dedim herhalde tekrar başladı. Güzel bir şey. O da yani iyi, çok iyi. Şeyin Aydın'a, Aydın aksına gidecek olan Selçuk'taki hemşehrilerimizin gidiş gelişi rahatlayacak. Rahatlayacak değil mi? Çünkü baya ama o 3 sene falan olmuştur o yola. O oldu. 4 sene falan oldu. 4 sene oldu. Peki mesela bu jeotermal üzerinde işte Aydın'da biliyoruz zaten çok büyük zararlar dokunuyor jeotermallere. İşte Aydın bizim Ziraat Mühendisi Odası Başkanımız Mahmut Nedim Barış buradan selamlıyorum kendisini. Onu ben konuk aldım. Eski Tabip Odası Başkanı Metin Aydın buradan onu da konuk aldım. Bu konuyla ilgili anlattılar. Mesela bu sene şu ürünler üzerinden çünkü Selçuk'ta zeytin de var. Mesela zeytin nasıldı bu sene? Zeytin yani burada bütün izleyicilere söyleyeyim. Selçuk'un zeytini sezonun başında çok iyiydi. Hatta buradan teşekkür ediyorum. Ticaret borsası zeytin sineğine karşı yani biyoteknik mücadele kapsamında birçok büyük bir alanda pilot bölge uygulandı. Zeytin sineğine karşı şeyler dağıttık, tuzaklar dağıtıldı. Baştan çok iyiydi ama her nedense aynısı zeytinde başladı, narenciyede başladı, incirde de başladı. Baştan hiç görülmeyen sinek Ekim ayının ortalarına doğru tamamen bütün herkesten, bütün gelen çiftçilerimizden ama işte zeytine sinek vurdu, zeytine sinek vurdu. Bu sene yani zeytinde rekolte yani orta düzeyde bir rekoltemiz vardı ama zeytin sineğinden bayağı bir muzdarip olduk. Yani ticaret borsası ilçemizi bu yıl pilot bölge uygulamasına rağmen teşekkür ederim kendisine Işın Hanım'a buradan. Öyle bir uygulama yaptı yani ilçe tarım müdürlüğüne birlikte. Ama başarılı olamadık zeytin sineğine karşı. Aynısı Narenciye'de Akdeniz sineğine karşı bir mücadelemiz vardı. Yine biyoteknik mücadele. Ve Narenciye'de unlu bite karşı Antalya ile Selçuk ilçesi, Antalya ili Selçuk ilçesi gelin kardeş olanın projesinde BATEM'le birlikte Batı Anadolu Araştırma Üniversitesi'nin bir projesiydi. Selçuk'ta belli bir bahçelere unlu bite karşı biyolojik mücadele yaptık. Orada onda başarılı olduk. Yani belli bahçelerde hiç ilaçsız yani narenciye ve portakal üretimi yapıldı bu yıl. O çok iyi oldu. Peki mesela Selçuk'ta zeytin tarımı önemli midir? Yani baktığımız zaman şöyle diğerde köylerde çiftçi, var değil mi? Çiftçi genelde şu an Selçuk'un işte bugün bir Şirince köyü turizme geçti. Evet. Tamamı eski zeytin alanları olan. Evet. Havuçlu köyü aynı şekilde zeytin ve incir alanı olan. Çamlık buna benziyor. İşte Gökçealan üzüm ve zeytin. Yani her köyde bir alternatif ürün ve zeytin ama zeytin ana ürün. Her yerde var. Herkeste bütün çiftçilerimizde zeytin ana ürün var. Ama çiftçilerin gelir düzeyine bakarsanız yani hocam bugün zeytinyağı fiyatları ortada çok düşük ve çiftçi ürettiğini karşına alamıyor. Orada çok bir mağduriyet yaşıyoruz yani. Aynen. Hiç yani hoş olmayan bir durum. Yani evvelki sene fiyatları altında. Evvelki sene fiyatları altında. Çok düşük zeytinyağı fiyatları. Onun için yani duyuyorum bazı çiftçi zeytini toplamayan çiftçilerimiz oluyor. Dibini toplamıyorlar. Toplamıyorlar. Şimdi benim işte değil mi, babam da zeytin üreticisi. Mesela biz ortakçı evi biliyorsunuz. Sadece toplarlar, yarısını verirsiniz. Evet. Şimdi ortakçı baktı, dedik benim maliyetim kurtarmayacak dedi, dibini toplamayacağım dedi. Babam işte toplattı dibini. Bundan işte 2 hafta önce gittim, yahaneye gittik. İşte şey ver, 13 aset, 14 aset, 9 aset falan. Şimdi o işte 15 gün işçiler zeytin toplamışlar, dipleri toplamışlar. Babam bir hesap verdi, dedi 20 lira para kaldı dedi. İşçilik... Yani bugün dizem yağan, yani bugün... Yani 1 litre dizem yağın fiyatı 14-15 lira yani. Çok
Çok düşük. Çok düşük. 16-17 liraydı belki. Evet. Hatırlıyorum. Çok düşük. Hele o mesela hatırlıyor musun sevgili başkanım? 2 sene önce asitli yağların fiyatları da çok yüksekti. 10 liranın üzerinde. Evet. Değil mi? 12 liraya kadar çıkmıştı. 12, bu sene 10 liranın altında. Yani yağ da bana göre yani şu anda tarışın aldığı fiyatlar yüksek ama öbür taraftan piyasada 12 lira 13 lira çok yağ var. Aynen aynen. Dolayısıyla hem burada tabii üreticinin de maliyeti arttı. Üretici zeytin sineğini toplayamadı. Toplayamadı. Hepsi dibe bıraktı. Gitti. Evet. Dibe döküldü. Ben ama şöyle biz senin dediğin gibi bizim baktım hani Eylül ayında falan hiç dökülmedi. Erken hasat yapanlar evet. Zeytini kurtardı. Aynen. Sonra yani bu da neden aslında yani benim görüşlerime göre bu küresel ısınmaya bağlıyorum ben bunu. Yani daha önceki yıllarda yani halen de işte Aralık'ın bugün 12'si sokakta kısa kolla bile geçsen o kadar şey bir durum yok. Ben küresel ısınmadan kaynaklanan bir şey ve ilçemizde tamamen Selçuk ilçesinde ve yani İzmir'in bölgesel olarak şöyle söyleyeyim. Bir ürün deseninde de bir değişiklik olacak gibi geliyor bana. Kesinlikle. Ürün deseninde de değişiklik olacak gibi geliyor. Bütün Türkiye'de olması olacak zaten bu. Yani biz bugün neredeyse Antalya'nın iklimine geçmeye başladık. Evet. Yani zaten şöyle, evet şöyle bir şey, bir rapor okumuştum ben. O raporu diyor ki Antalya, Girne, Lefkoşa, İzmir, Antalya, İzmir, Antalya gibi olacak. İstanbul'da Taşkent gibi olacak. O aynı iklime yap, 2050 yılında falan. Dolayısıyla zaten başkanım 2 derece tutmaya çalışıyor iklim küresel ısınmaya. 2 derece tutmaya çalışıyor. Bu Trump biliyorsun çekildi bütün anlaşmalardan. Dolayısıyla 2 derece tutmaya, düşün 2 derece tutmaya çalışıyor. Yani bunu sıfırlayamıyorlar. Dediğin gibi çok sıcak ve kurak bir işte Kasım ayı geçti ve insanlar şortla geziyorlardı ve bu tam zeytin sineğinin istediği bir şey burada. Zeytin sineğinin ve Akdeniz sineğinin en çok istediği ve eğer kışta yani yılda kurak gidiyor. Şimdi evet. Bakıyoruz 2019'un yani Şubat Mart ayı bol yağışlı geçti ama 2019'un son bitim noktasında Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı girdi. Neredeyse yağmur yok denilecek kadar az ve işte bütün barajlardan yani Türkiye'nin her yerinden alarmlar geliyor. İşte barajlarda su seviyeleri düştü, su sıkıntısı başlıyor diye. Bununla birlikte hem su sıkıntısı başlıyor yani su seviyelerinin çekilmesi aynı zamanda hastalıklar da yani hala daha devam ediyor. Bugün bir mantarı hastalık da devam ediyor. Bugün hem Akdeniz'in hem zeytin sineğinde incirdeki incir sineğine karşı İncirde de mesela baştan İncire de geleceğiz dedi. İncir de baştan yiydi. Çok iyiydi. Sonradan o da o da çok kötü durumlara düştü. Aynı zamanda ilçemizde yani bu sene yaptığımız bir çalışmaydı. 3 tane gölümüz var işte Küçük Menderes'in kirliliğiyle bu göllerimiz çok büyük bir sıkıntıya düştü. Yani buradan da bütün izleyicilerime söylüyorum. Selçuk çok güzel bir ilçe ama bugün Beydağ'dan doğup işte Selçuk'tan denize dökülen bir Küçük Menderes nehrimiz var. En büyük sıkıntıları da ilçe olarak biz çekiyoruz yani Küçük Menderes'te. Ve 3 gölümüz var. Sürekli Menderes'e devamlı deniz suyu seviyesinden aşağı olduğu için Barçu ve Zeytinköy göllerimiz bu Menderes'in kirli suları bu göllere giriş yapıyor. Yani bunlar da işte ne kadar kapaklar da olsa belli zamanlarda giriyor. Ve Belevi Gölü var bunun üzerinde. Bu 3 göle bu sene İlçe Tarım Müdürlüğü'ne yaptığımız bir çalışma vardı. Yani kefal balıklarından işte levrek balığı hepsi yayın balıkları vardı. Çok balıklarımız vardı. Bu sene bu 3 göle balık attık. Tekrardan bu gölleri hayata geçirmek için inşallah onlarda da başarılı yani olur. Yani şey mi iyi mi şu an balıkların durumu? İyi balıkların durumu iyi. Biz sadece Barışçı Gölü'nde bir sıkıntı yaşanmıştı. Bu Eylül ayı gibi bir denizde bir kükürt patlaması diyor şey gölde. O zaman balık ölümleri yaşandı ama şu anda genel durumu iyi. Ya gerçekten çok enteresan ya. Yani senin başkanım dediği gibi biz de zeytin ve incir üreticisi benim ailemde. İncir harika, birinci parti süper. Hepsi böyle büyük kürek dedikleri o iri incirden. İkinci parti şöyle böyle ondan sonra 3 ve 4 zaten hurda oldu gitti. Hurda oldu ve alımlar durdu. Bunda yani buradan bütün izleyicilerimize söylemek istiyorum. İşte o zamanlar pamukta da yaşanan bir sıkıntı vardı. Biz Ankara'ya gitmiştik. Pamukçuların sorunlarını bakanımıza aktaralım diye bütün bizim genel başkanımız daveti üzerine bütün İzmir'in Türkiye'deki bütün Zırados başkanlığı 81. Zırados başkanlığıyla birlikte işte bakanın abi
pamukla ilgili sorunları aktaralım derken biz pamuğu kurtaralım derken orada inciri kurtardık. Yani işte aynı kuru üzümde olduğu gibi işte incirde de müdahale alımı yapmak için Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girdi. Hani son dakikada o kurtardı. Yoksa yani hurdaya alan yoktu. Evet. Yani incir alan yoktu. İncir kalitesi düştü ama en azından tekrardan tarış eliyle Toprak Mahsulleri kuru incir alımına girdi. O biraz çiftçinin elinde kalan inciri o kurtardı. Yoksa daha da kötüydü. Durum çok kötüydü. Bir de alıcı bulamıyorlardı bir de. Tüccar çekilmişti kalitesi bozuldu diye. Aynen çekildi. Çünkü o da bir kaliteli ürün, o da bağlantı yapmış Avrupa'ya mesela. İhracat bağlantısı yapmış. Kaliteli incir üzerine ihracat bağlantısı yapmış. Hurdayı nasıl satacak? Şimdi bir de şunlar yaşanıyor düşünüyorum ben. Mesela sizde İbrahim Becer var. Çok iyi tanısın. Evet, Selçuklu yazar. Çok iyi bir yazardır. Evet, benim de akrabam olur. Hatta Kanal İzmir'de televizyona ben onu çağırıp kitap tanıtımı, kendi kitabımı hem de orada babası da babam, ya İbrahim'in babası benim babamın teyzesinin oğlu. Şeref abi, Şerafettin abi. Ondan sonra onlar da tarım, bahçeler var biliyorsun evet, Selçuklu'da falan. Şimdi onlar da mesela konuştu dönemli. Çünkü onlar da pratikten, senin gibi pratikten geliyorlar onlar da. Mesela bir de köylüleri, çiftleri kandırıyorlar. Gelip ürünü alıp para ödemiyor. Mesela önce yüksek fiyatla alıyor, iyi para ödemiyor. Halen daha var. Var bu tür şeyler? Halen daha var. Bunun bir türlü önüne geçemedik. Yani biz köylü her zaman söylüyoruz. Önce bir kooperatif varsa kooperatif üzerinden satışını yap. Veyahut da yani bizim nedense köylümüz çok tamahkar oluyor. Yani işte yıllardan beri verdiği parasını tıkır tıkır aldı. Yani sorunsuz aldığı bir firmayı bırakıp tamam yeni firmalar mutlaka gelmeli. Çünkü onlar gelmezse rekabet olmaz ama hiç alakası olmayan kendinin de tahmin edemeyeceği rakamlarda ürününü satıyor ama maalesef parasını alamıyor. Evet. Çok mağdur olan çiftçilerimiz var böyle. Ya onların taktiği belli. Önce al parasını öde ama ondan sonra parasını ya öyle der ya da çiftçinin tahmin edemeyeceği. Çiftçi bir rakam söyler. Götürü satışlardır bunlar genelde. Bir rakam söyler bu götürü satışlarda. Hiç itirazsız karşısındaki adam alır. Yani çiftçi o sevinçle malını çok iyi sattın diye uyur ama çiftçi uyurken malı toplanır gider ondan haber olmaz. Olmaz. Bulamazsınız da. Bulamazsınız da. Çünkü öyle bizim oralarda o tür şeyler çok yaşandı. Yani var şu anda ilçemizde de çok var. Yani, bilhassa meyve sektörünün tamamı bu şekilde. O tip götür işte. Usulü yani. Yani. Götür usulü yani üzüyor bizi de yani çiftçilerimiz geliyor. Yani bir yıl ürettiği ürünün şeyini bedelini alamamak çok ağır sonuçlar veriyor. Onunla hayal kuruyor işte ben bu yıl İşte incirin parasını alırsam çocuğuma düğün yapacağım işte ev alacağım, şuyu alacağım, araba alacağım veyahut da arazide bir takım değişiklikler yapacak ama bu mağduriyetler yaşanıyor. Yani, peki mesela siz Ziraat Odası olarak Selçuklu'da ve İzmir Ziraat Odası ikisinde başkanısınız. Mesela bu yönde tabii siz uyarının dışında yapabileceğiniz başka bir şey yok. Yapamıyorsunuz. Mesela sizin ne tür katkılar? Neden söylüyorum? Bazıları ya ziraat odaları. Bize gelenlere şöyle yapıyoruz. Biz bize bu tip gelen çiftçilerimize yani şeydeki odamızın da anlaştığı avukatlar var. Bu avukatlar aracılığıyla bunlara bu şekilde yardımcı oluruz. Yani ne zaman bize gelen birisi olsa biz o konularda yani her zaman çiftçilerimize sadece ziraat odası olarak bir evrak yapan değil. Bugün İzmir'deki bütün ziraat odalarının hiç öteye gitmeyin makine ekipman parkları vardı. Bugün mesela sadece Selçuk ilçesindeki çiftçilerin dağlarında, zeytin dağlarında çalışan odalarımız makineleri vardır. Yani o şekilde hizmetlerimiz var. Biz makine parkı kiralıyor musunuz? Çok düşük rakamla kiralıyoruz. Evet. Çok yani peki, çiftçi 3 günlük zeytini var. Gidip makine almasına gerek yok. Tabii. Hiç gerek yok. Hatta 5 günlük zeytini var. Makine almasına gerek yok. Odadan gelip makineyi kiralıyor. İşini gördüm mü tekrardan. Yani o büyük çiftçilere değil küçük çiftçiye destek olmak için. Tabii yani o küçük aile işletme yaşatılması gerekiyor. O zaman ziraat odası olarak bir kere bir makine yardım yapıyorsunuz yani. Yapıyoruz. İşte çok cüzi bir fiyatta kiralıyorsunuz onlara. Peki mesela bütün çiftçiler ziraat odasına üye olmak zorunda mı? Mesela ÇKS yani. Re'sen kayıt yapabiliyoruz. Yani destekleme alması için üye olmak alması için üye olmak zorunda ama biz yani bir kişinin arazi varlığını öğrendiğimiz zaman biz re'sen de kayıt yapıyoruz ama ona gerek kalmıyor. Çiftçi zaten yani yeni bir arazi aldıysa mutlaka gelip onu bize bildirir veyahut da yeni bir çiftçiliğe başlayan kişi o da gelip yani odaya üye oluyor.
Size seçimler de demokratik oluyor. Mesela evet. Adaylar çıkıyor, en fazla oyu alan başkan oluyor veya yönetim kurulu seçimi. Bizde bizim seçim sistemimiz başka diğer odalara, meslek örgütlerine göre çok farklı. Bizim her mahalleden bir delegemiz oluyor. Hı. O delege kendi arasında... O delegeler de seçiliyor mu? Seçimle mi geliyor? Seçimle geliyor. Tamam. Önce mahalleden delege olarak seçimle geliyor. Ve odada oda meclisi seçiliyor. Hı. Oda meclisi kendi arasında yönetimini seçiyor. Peki, yani anladım. Üç turlu seçim oluyor. Üç tur, yani delegeler oda meclisini seçiyor. Oda meclisi kaç kişilik? Kaç kişilik? Oda meclisi mesela Selçuk 14 kişi. 14 kişi. 7 kişi yönetimi seçiyor. Bir de 7 as. 7 kişi de kendi içinde başkanı seçiyor. Başkan seçiyor. Yedekler de oluyor ama. Yedekler de oluyor. De 14 kişi yani sonuçta. Evet, 14 kişi. Asıl ve yedeklerle birlikte 14 kişi değil mi? Siz delege abi? Sayısına işte 21 olan yerler var. Bu delege sayısına göre değişiyor. Siz de gidip mesela Ankara'da şeyi seçiyorsunuz. İşte genel merkezde. Genel merkezde. Ve genel şöyle oluyor. Seçiyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim. Her odada il delege seçiyor sonra. Hmm. İl delegesi hani bizim seçimlerin altından diyelim Şubat ayında seçimler olduktan sonra Mart ayında da il delegesi seçimiyor. İl delegesi de Ankara delegesini seçiyor. Ankara delegesi seçiyor. Ankara delegesi. Ankara delegesi de ama Ankara'da ama yönetime girecek veyahut da genel başkanımız seçiyor yani. Anladım. Genel başkan adayını seçiyor. Yani bizim, bütün Türkiye'deki seçimler. Bizim TMOP gibi yani. Aynı mesela evet. Bizde de şimdi seçim var 10 gün sonra. İzmir'de yönetim kurulu seçilecek. O İzmir'de yönetim kurulu içerisinde genel merkez delegeleri var. Bir de TMOP delegeleri de ayrı. Bizde de aynı. Ha, genel merkez delegeleri mesela Ziraat Odası genel başkanı seçiyor. TMOP delegeleri TMOP'ta seçim kullanıyor. Aynı o sistemle göre. Evet. Tabii bu işte baktığımızda aslında tabandan gelen bir örgütlenme. Tamam. Çok demokratik bir örgütlenme. Tamam. Peki şimdi biz siz dediniz ki ya küçük aile işletmelerinde biz mesela işte makine almasına destek. Peki küçük aile işletmelerini destekliyorsunuz. Zaten ben sizi çok iyi tanıyorum. Tarım grubunda yıllarca birlikte çalıştık. Peki kooperatifçiyi destekler misiniz? Kooperatifçiyi de destekliyoruz. İlçemizde daha önceden hatır kalan kooperatifler vardı. Hı hı. Yani bunların birkaç tanesi şu anda aktif olarak çalışıyor işte. Yaş meyve sebze kooperatifi var. Hı hı. İlçemizde çünkü meyvecilik olduğu için Selçuk'ta. Hı hı. Yani sezonunda çok iyi çalışıyor ve o da ne oluyor? Çiftçinin en azından ürettiği ürünü ondan dedim baştan yani bir kooperatifi bir malını götürebileceği yer yoksa çok dikkat etmek zorunda diye. Yani bu kooperatif aracılığıyla çok rahat ürünü değerlendirebiliyor ve kooperatifin dışında eğer bir sıkıntıya düşerse Selçuk'taki üretici çok şanslı. Öbür tarafta Depo Efes var. Ürünü çok sıkıntılı bir yere vereceği zaman Selçuk'ta bunun altyapısı hazır yani deposu var. Bir de Gökçeada'da bir kooperatif var galiba. Evet. Gökçeada'da var. Atıl mı devam ediyor mu? Devam ediyor. Devam aktif. Ediyor. Aynı zamanda Gökçeada'da kooperatif sulama kooperatifi olarak da çalışıyor. Sulama kooperatifi olarak çalışıyor. Yani aktif o kooperatifte. Aktif olarak çalışıyor. Dolayısıyla tabii bu Selçuk'ta işte küçük ağırlıklı küçük aile işletmeleri evet, bizim, küçük aile. Bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bunların yaşanması mesela ilçe bazlı bir kooperatif düşünülür mü? Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bir kooperatif mesela olabilir. Bu tip kurulu çok kooperatif var Selçuk'ta işte. Selçuk Köyleri Kalkınma Kooperatifi. Her köyde birkaç tane kooperatif var. Ama aslında bunu işte sizinle daha önceki yaptığımız toplantıda da konuşmuştuk. Hepsini tek bir çatı altında toplayıp ilçe bazlı bir kooperatif yapıp yani bir kaldıraç olarak kullanmak lazım o kooperatifi de. Çok yani Selçuk'a çok faydası olur öyle bir kooperatifinde. Yani ilçenin bütün ürünlerini kapsayabilecek işte sadece bir köyde değil de her köyde kooperatif var ama belli bir dönem çalışmış durmuş. Aynen. Hepsini de biliyorum işte o günkü toplantıda da söyledim. Bugün evet, Belevinde evet. Kurulan yani her köyde ve merkezde de kurulan birçok kooperatif var. Ama aktif değiller o an. O da ne oluyor? İnsanlar kooperatif kuruluyor belli bir zaman sonra. Boşa düştüğü zaman yani amacına ulaşmamış oluyor. Güven sarsıyor. O da güven sarsıyor. Yani şu anda Selçuk'taki işte yaş meyve sebze kooperatifi iyi çalışıyor. Onun etrafını biraz daha besleyerek işte o sadece şeftali zaman çalışıyor. Halde bir yerleri var. Yani yazın çalışıyor. Yazın çalışıyor. Onu kışında çalışır hale getirmek kışın lazım. Kışın çalışır işte, zeytin yapar. Yani bu kooperatifleri yani Selçuk öyle bir nokta ki çok rahat ihracat yapabilir durumda. Evet. Yani olabilir bu kooperatifler. Mesela marka yaratılır. Marka yaratılır. Mesela işte Selçuk'ta diyelim Selçuk Efes. Efes markası Efes bu kooperatif markası. Üzerinden yürütülebilir. Bu kooperatif müthiş bir marka bu. Dolayısıyla burada tarım ürünleri değerlendirilir. Mesela sanayi tipi tarım yani evet. Değerlendirilir. Mesela şeftaliden şeftali suyu,
marmelat gibi. Yani olabilir. Daha katma değerli ürünlere dönüştürüp Efes örneğin Efes markasıyla mesela bunlar Efes markasıyla olabilir. Yani. İşte o da küçük bir kooperatif. Yani bütün kooperatifleri karma yapıp tek kooperatif üzerinden. Aynen. Yani, Mahmut Başkan hep söylüyor ya kulakları çınlasın. Evet. İlçe bazlı çok mantıklı. Çünkü dünyadaki sistem yani daha çok bu kooperatifleri gelişmiş ülkelerde böyle. Mesela Avrupa'ya gittiğinizde işte çiftçi Avrupalılar anlamıyorlar. Bir çiftçinin kooperatif üyesi olmamasını anlayamıyorlar. Evet. Allah Allah diyorlar ya nasıl sen kooperatif üye olmazsın diyorlar. Ben işte Türkiye'de diyorlar. Türkiye'de o kadar çok yani siz de biliyorsunuz kooperatif var ki insanlar artık yani bu kooperatiflerin kurulmuş çalışmamış kurulmuş çalışmamış yani işte örnekleri var çalışanlar var ama çok az. Yani bunları tekrardan yani insanlara bu kooperatiflere hani güven duydurmak lazım, alıştırmak lazım. Böyle bir iyi bir yönetim şekli oluşturarak olur bu da. Ama o konuda bir ivme var. Ben mesela Şubat ayında Ağrı'ya gittim. Ağrı'da kadın kooperatifleri kurmuşlar. Kadın kooperatifleri oraya gittim. 3 günlük bir eğitime gittim orada. Bundan 15 gün önce Kayseri'ye gittim. Çok kooperatif önemli. Kurmuşlar. Orada da anlattık bunları. Kadınlar biraz daha ön planda. Aynen ön planda. Mesela şimdi ayın 17'sinde Bolu'ya gidiyorum. Belediye bir kalkınma yazı projesi yapmış. Kooperatif eğitimle ilgili kadın kooperatif kuracak. Bolu Belediyesi var arkasında. Muhtemelen Sinop Belediyesi de bunu yapmak istiyor. Dolayısıyla artık belediyeler de bu işi alıyor. Çünkü, yani belediyeler çünkü çıkışı burada olduğunu görüyor. Görüyorlar. Bugün yani köyden kente göçü kooperatif kurmadan önleyemezsiniz. Aynen. Kooperatifler çatısı altında oradaki insanların refah düzeyini düzelteceksiniz ki göçü hem göçü önleyecek hem de yani gerçek doğal ürünler tüketiciyle buluşabilecek. Bir de mesela siz de çok güzel söylediniz. Çiftçi artık şunun farkında. İklim değişikliği çok farkında. Mesela Kayseri'nin Özvatan ilçesinde çiftçiler de mesela en büyük sorunlar iklim değişikliği olur. Eskiden böyle şeyleri duymazdık. Duymazdı. Müthiş bir farkındalık var şu anda. Bu da şunun da farkındalık yarışı. Ancak kooperatifler üzerinden biz bununla başa çıkabiliriz diye düşünüyorlar. Dolayısıyla bu çok birlik önemli. Olursa hep evet. Bu işin sonuçta birlik. Çamlık'ta kooperatif bilirsin başkanım. Çamlık'ta tarış var. Biliyorum. Nasıl siyah renkli duvarında birlikten kuvvet doğar evet. Yazıyor. Hatırlarsın. Yolun cephesinde. Şimdi o bina duruyor ama tabii işlevsiz. Yani değil. Şeyler tarışları hayata geçirmek aynen. Çok önemli. Yani bugün bakıyorum ben eski bir tarış yöneticiliği de yaptık. Tarışta görev de aldık. Bakıyorum yani tarışın eski pamuk olan tarışın şu anda pamuk tamam kalmadı birçok ilçede ama oradaki kooperatifler hep kiraya verilerek bana göre orada bir kan değişimi yapmak lazım ki bir tüzüğünde mi değişikliği yaparak tekrardan o kooperatifi hayata geçiyor. Çünkü kesinlikle. Binası var, her şeyi var. Sadece oraya gelecek ürünün adı değişmesi lazım aynen. Bence. Her tarafta yaygınlaşmış. Evet zaten. Yaygınlaşmış. Evet. Çok teşekkür ederim. Oldu. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli program oldu başkanım. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler. Bu akşam da bir Toprağın Teri programının sonuna geldik. Bu akşam konuğum İzmir Ziraat Odası Başkanı, aynı zamanda Selçuk Ziraat Odası Başkanı, aynı zamanda İzmir Tarım Grubu üyesi efendim İbrahim Erdallı'ydı. Kendisi Selçuklu bir üretici. İbrahim Erdallı ağırlıklı olarak Selçuk tarımını konuştuk. Çünkü konuşmamız gerekiyor. Çünkü Selçuk sadece bir turizm kenti, aynı zamanda çok önemli bir tarım ilçesi. Bunu da Sayın Başkan'dan burada dinlemiş olduk. Efendim? Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere yapımda ve yayında emeğe geçen başta Falcao Tolga olmak üzere ve Rıdvan Bey olmak üzere herkese iyi akşamlar diyorum ve Galatasaraylara sesleniyorum. Bunlar geçecek sevgili Galatasaraylar. Hiç merak etmeyin. Efendim haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.